AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Mehmet Fatih Erkoç, 4 Mayıs'ta yapılacak olan il başkanlığı seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıklamıştı. Erkoç, seçimler öncesi turlarını Kahramanmaraş'ın ilçelerinde sürdürüyor. Seçim turunu Çağlayan Ceri, Tekin Özü, Elbisan, Avşin ve Nurhak'la sürdüren Erkoç, ilçe teşkilatlarından tam destek aldı. Gezisini Çağlayan Cerit'ten başlatan Erkoç'a Çağlayan Cerit AK Parti İlçe Başkanı Veli Çetinkaya, kendilerini 100 akıyla temsil ettikleri için teşekkür ederek Erkoç'a tam destek vereceklerinin teminatını, herkesin önünde verdiklerini söyledi. Bunlar bizim zaten başımızın tacı. Biz öyle saklısı gizlisi de yok. İl teşkilatımızın yanındayız. İl teşkilatımızdan dağlar kadar memnunuz. Bu memnuniyetimizle her zaman söylemişizdir. Söylemeye de devam ediyoruz. Bu bize bu hizmetleri, onların bu davranışları devam ettiği müddetçe Çağlayan Cerit'lerin de onlara destekleri devam edecektir. Nurhak AK Parti İlçe Başkanı Emirhan Bilen ise tam destek vereceklerini belirterek Erkoç'a şimdiden hayırlı olsun dedi. Cuma günü seçilecek olan kongrede tekrar başarılar diliyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz Fatih Başkanıma. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Elbistan AK Parti İlçe Başkanı Yunus Kağan kısaca da Mehmet Fatih Erkoç'u geçen dönem olduğu gibi bu dönemde destekleyeceklerini söyledi. Katılım sağlayacağız. Orada başbakanımızı karşılayacağız. Seçimden hemen sonra orada bir dizi açılışlar yapacağız Sayın Başbakanımız. İnşallah seçim döneminde de genel merkezimizin yapmış olduğu anketler sonucunda tek liste tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş ilimizde de tek liste seçimlere girilecek. Sayın Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç Bey tekrar aday olarak genel merkezimiz tarafından gösterildi. Bizler de inşallah seçimlere katılıp hem başbakanımızı karşılayacağız hem de orada gerekli desteği sağlayacağız. Ekin Özü AK Parti İlçe Başkanı Kamil Ayrılmış da tam destek sağlayacaklarını belirterek Türkiye genelinde böyle bir il başkanı yoktur dedi. Türkiye genelinde böyle bir il başkanı varsa biz bir şey demiyoruz dedi. İl başkanımızı seviyoruz, destekliyoruz. Tabii ki bunun karşısında bir arkadaşımız çıkmış. Şunu söylüyoruz, biz kendine başarılar da dilemiyorum arkadaşlar. Ben il başkanımı yanımda teşkilat olarak yanımdan, çünkü genel merkezimiz açıklamıştır. Koç gibiyiz, senin yanınızdayız başkanım. Bir tane eksiksiz, delegesiz geleceğiz. Başkanımıza sonsuz desteklerini vereceğiz. Yönetimin de yanındayız, kendisinin de yanındayız, merkez ilçe başkanı da yanındayız. Öncelikle bizim en başta saygı göstereceğimiz çok değerli vekillerimiz ve il başkanımıza, il başkanımızın doğrultusunda her şeye tabiiz arkadaşlar. Ondan dolayı kendisine buraya kadar gelmiş, zahmet etmiş. Kendisine tekrar hoş geldin diyorum. Avşin AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Kaynak da Avşin teşkilatı olarak tek listeyle seçime gidilmesi kanaatine vardık ve Erkoç'un tek aday olarak seçime katılmasını istiyoruz ve Mehmet Fatih Erkoç'a tam destek veriyoruz dedi. Yapılacak il kongresinde tek listeyle gitmesi hususunda genel merkezimiz kanaat belirtmiştir. Bizler özellikle genel merkezimizin bu kanaati doğrultusunda bir ilçe teşkilatı olarak sonuna kadar arkasındayız ve sonuna kadar da destekliyoruz. Bizler şunu ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar il başkanımız bize her konuda yardımcı olmuştur. Her konuda destek vermiştir. Kendine bundan sonraki siyaset yaşamında da başarılar diliyor, başarılarının devamını diliyor, saygılar sunuyorum. Andırın AK Parti İlçe Başkanı Şaban Avcı da seçimlerde tek adayla gidilmesi gerektiğini, aksi takdirde küskünlüklerin olacağını söyleyerek Fatih Erkoç'un yanında olduklarını ve kendisine ilçe teşkilatı olarak tam destek veriyoruz dedi. Biz de kendilerinin her zaman yanındayız. Biz Andırın teşkilatı olarak 4 Mayıs'ta yapılan ilk başkanlığı seçiminde başkanımızın yanındayız. Çünkü genel merkezden gelen teşkilat başkan yardımcısı başkan hakkında açıklamalarda bulundu ve Kahramanmaraş'taki dayanıl yoklamasında tek aday olarak girileceğini söyledi. Biz de hepimiz ona uyduk ve tek aday olarak başkanımızın yanındayız. İlçe gezilerinden olumlu tepkiler alan Mehmet Fatih Erkoç yaptığı açıklamasında AK Parti kurulmasından bu yana siyasete il ve ilçeler olarak hep beraber başladık. Omuzumuzda olan bu sorumluluğun bilincinde olduk ve bulunduğumuz makamları kendi menfaatimiz için değil, AK Parti için, memleketimiz için kullandık. Bugüne kadar yürüttüğümüz hizmetleri bundan sonra da aynı gayretle sürdüreceğiz dedi. Biz de hep zaman yöneticilik yaptığımız dönemlerde bu milletimizin güvenine layık olmaya çalıştık. Omuzumuzda her zaman bu sorumluluğu
bilincinde olduk. Yani bunun vebalini yüreğimizde hissettik. Bulunduğumuz makamları kendi ikbalimiz için, menfaatimiz için hiçbir zaman kullanmadık. Memleketimiz için, Maraş'ımız için, Türkiye'miz için, davamız için kullandık. Çünkü bu AK Parti siyaseti gerçekten dünyada yeni bir siyasi açılım. Dünya siyasetine yeni bir anlayış getirdi. Sömürgeci zihniyetlere karşı insanlık dersi veren bir anlayışla hareket etmekte. Kahramanmaraş sadece merkezden değil, Elbistan, Avşun, Göksun, Andırın, Türkoğlu'su, Pazarcı, Elbistan'ı, Nurhak, Ekinözü ile beraber, Andırın'ı ile beraber bir bütün. Bir bütün olarak Kahraman ismini almıştır. Ben bu ismin, bu ismi hep beraber bizim ecdadımız şehit düşerekten o zaman milli mücadeleye katkı sağlayarak kazanmış. İnşallah hep beraberce bu yeni çıkan teşvik yasasıyla beraber de Maraş'ımız önemli bir avantaj kazandı. İlçelerimizi de hep beraberce ayağa kaldıraraktan inşallah şu ana kadar da çok önemli yatırımlar yapıldı, hizmetler geldi. Bu hizmetler de artarak devam edecek. Omuz omuza birlik beraberlik içinde inşallah kahramanımızı, Kahramanmaraş'ımızı Türkiye'nin marka illerinden biri haline getireceğiz. Her alanda en mükemmel hale getireceğiz. Kahramanmaraş'ta yaşamayı ayrıcalıklı hale getireceğiz inşallah. Yaşam standartlarını arttıraraktan. Ben 4 Mayıs'ta Sayın Başbakanımız gelecek. İnşallah 4. olağan kongremizi yapacağız. 4. olağan ilk kongresiyle beraber Kahramanmaraş'taki kongre süreci tamamlanmış olacak. Biliyorsunuz kadın kollarını, gençlik kollarının kongrelerini yaptık. İlçe kongrelerimizi yaptık hep beraberce. Şimdi ilk kongresini yapacağız. Tabii bu kongreye Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Bu büyük buluşma Kahramanmaraş 12 Şubat Stadyumu'nda gerçekleşecek. Tüm Kahramanmaraş hemşehrilerimizle Sayın Genel Başkanımız buluşacak, Başbakanımız buluşacak. Uzun bir ara oldu, bir yıl. Hemşehrilerimizle biz gezdiğimiz yerlerde görüyoruz. Sayın Başbakanımızı özlemişler. İnşallah orada o büyük kucaklaşmada, o tarihi günde tüm Andırınlılar oraya bekliyoruz. Davet ediyoruz buradan. İnşallah bu büyük buluşma Kahramanmaraş siyasi tarihine, Türkiye'nin siyasi tarihine geçeceği inancındayım. Tüm Andırınlı hemşehrilerimizi, teşkilatımızı bekliyoruz. Ayrıca Kahramanmaraş merkezde oturan Andırınlı hemşehrilerimiz de sizlerin davet etmesini, bizler onları davet ediyoruz stadyuma orada. Ben şimdiden inşallah hepinizden vereceğiniz destekler için teşekkür ediyorum. 4 Mayıs'ta desteklerinizi bekliyoruz. İl başkanlığına yeniden adayız Allah'ın izniyle inşallah. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum.